Merhaba arkadaşlar, bugünkü çalışmamızda basınç ölçmekte kullandığımız basınç sensörlerini inceleyelim. Endüstriyel uygulamalarda genellikle pneumatik sistemlerde ve hidrolik sistemlerde basınç ölçme ve basıncı kontrol etme ihtiyacı duyuyoruz. Bunları ölçmek için geliştirilen sensörler de basınç sensörü, basınç transdüseri ya da basınç transmitteri ismi veriliyor. Elimdeki sensörlere inceleyecek olursak, gördüğünüz gibi uç kısmında sisteme bağlantı yapılması için bir kısım var. Kapalı kaplardaki basıncı ölçülmek istenen sisteme şu kısımdan bağlıyoruz. Üzerinde de bir konnektörümüz var. Şöyle açalım, çıkar ya da açılmış odası var zaten burada gördüğünüz gibi. Buradan konnektörlerden de çıkışını alıyoruz. Aynı zamanda beslemesini de buradan veriyoruz. Elimde kullanılmamış olan yeni aldığımız bir sensörü inceleyelim. 0-600 bar arasındaki basınçları ölçebildiği, yani hidrolik sistemlere uygun anlamında yüksek basınç görünüyor. Eğer pneumatik olsaydı daha üst sınır daha düşük olacaktı. Onun dışında çıkış akımının 420 mA olduğu yazmakta. Besleme gerilimi ise 10-30 volt arasında olduğu görülmekte. Biz biliyorsunuz endüstriyel otomasyonda genellikle 24 volt DC besleme kullandığımız için bu sınırları karşılıyor, sınırların arasında kalıyor. Çıkış akımında anlamı şu, bu sensörümüze uygulanan basınç 0 bar olduğunda 4 mA çıkış alabileceğiz. 600 bara ulaştığında ise sistem basıncı bize 20 mA çıkış verecek. Aynı sensörlerin 0-10 volt çıkışları ve 0-20 mA çıkışları da mevcut. Ancak en güvenilir ve en doğru ölçme yapabileceğimiz 4-20 mA sensörlerimiz olacaktır. Bunu şöyle açıklamaya çalışayım. 0-10 volt çıkış veren türleri yakın noktada doğru ölçüm yapar. Ancak uzak mesafeleri taşımak istediğimizde 0-10 volt kablo üzerinde gerilim düşümleri oluşacağından dolayı hatalı değerler okuyabiliriz. 0-20 mA ile de doğru değerler okuruz, yani kablo boyundan bağımsız. Ancak kablo koptuğunda ya da sensör arızalandığında ve çıkış veremediğinde sistem bunu kontrol cihazı sistem basıncını 0 bar olarak algılayacağı için yanlış bilgi almış oluruz. 420 mA üretende ise kablosu koptuğunda veya çıkış alamadığımızda sensör bozulduğunda kontrol cihazı bunu algılayacaktır ve bu durumu 0 bar olarak değil de bir hata kodu üretecektir. Bu durumda da sistemdeki hatayı bulup gidermek mümkün olacak. Böylece bazı kazaların da önüne geçmiş olabileceğiz. O yüzden yaygın olarak 4-20 mA çıkışlı sensörler bu tür uygulamalarda daha doğru bir seçim olur diye düşünüyorum kendi adıma. Bağlantısı nasıl olacak onu da inceleyelim. Şimdi genellikle bu tür sensörleri aldığımızda içerisinde şu şekilde bir kağıt çıkmakta. Burada bağlantıları anlatılmakta. Ancak şu şekilde genellikle akım çıkışların bağlantısının prensibi aynı. Numaralarına sadece bakmak gerekir. Şöyle bir power supply güç kaynağımız çizelim. Bir artı ucu, bir de eksi ucu olsun. 24 volt DC diyelim buna. Şuraya da sensörümüzü çizelim. Bir numarası olsun. 2 numarası olsun konnektörün. Genellikle 2 tanesine bağlanıyor. Şu şekilde 1 numaraya gidiyoruz. 24 voltun artısını. Şuraya da 1 miliamper metremizi koyalım isterseniz. Bunda artı ve eksi olsun. Bu kontrol cihazı PLC'nin analog girişi de olabilir. 2 numaradan yine artı uca gidiyoruz. Eksi ucunu ise yine buradan alıyoruz. Güç kaynağının eksi ucuna bağlamış oluyoruz. Yani şöyle bir seri devre kurmuş oluyoruz. Bu da 4-20 mA bir akım skalasında çalışıyor. Tabii ki elimizdeki sensör 0-600
bar olduğunu belirtmiştik. Tabii ki bu 0'a 6 buz bar bu sensöre özgü bir değer. Farklı sensörlerde farklı değerler var. Ya da biz amacımıza uygun sensör tercih ediyoruz. Bir sonraki çalışmamızda da sensörümüzün sisteme bağlantısını yapıp kontrol cihazını bağlayalım. Üzerinde de bu oluşan basınç değerini desimal sayı sistemine çevirip, nümerik değerlere çevirip onu da gerek kontrol cihazında gerekse SCADA sisteminde veya işte PLC'de işleyip burada basınç kaynağını oluşturacak kompresörü kontrol etme veya sistem basıncını belli sınırlar içerisinde tutma çalışması yapalım. Umarım sizler için bu bilgiler faydalı olmuştur. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.